hisset, nefesini hisset. Bir şey hissettiğin zaman ifade etmeye çalış. Hafif hafif uyuşmaya başladım. Hı hı. Alın bölgemde koskocaman bir şey var. Sanki bana kıskan bir yanıyor. Göz gibi mi? Yüz gibi mi? Yüz gibi ama hayvan yüzü kocaman. Tamam. Her şey mümkün. Sadece hisset. Sanki sıraya girmeye çalışan kargaşa bir şey var. Ama huzursuz değil. Tamam. Nereye girmeye çalışan dedin? Sıraya girmeye çalışan bir şeyler var. Bir şeyler. Yani. Tamam. Evet. Bir kargaşa mı? Kargaşa sanki böyle yürü yürü koştursun ya böyle. Bir hareketlilik var. Evet. Ama ne olduğu belli yok, değil. Yok. Tamam. Hı-hı. Sağ işaret parmağım sürekli hareket halinde. Tamam. İzin ver ona. Mantık yok dediğim gibi. Bırak bedenin de konuşsun. Bedeninde hissettiğim bir şey var mı? Sakin geliyorsun. Tamam. Yaşa onu. Kal orada biraz. Üçüncü göz oluşmaya çalış. Evet. Tamam. Hiç zorlama. Akıştasın bak. Oradan göreceksin. Yani şu anda kalibre oluyor. Hissedeceksin. Yavaş. İfade etmen gerekmiyor. Sadece izin ver. Kanat almaya çalışıyorum. Hı-hı. Kuş mu? Bir başı var. Böyle bir renk çok güzel. Belirli bir renk var mı? Evet, mor ve yeşil. Güzel duygular değil mi bunlar? Evet, çok güzel. Tamam. Bazen pembe oluyor. Evet. Ağlama hissi geliyor. Evet, bırak. Güzel huzur ağlaması o. Ona kelime bulamıyorum, öyle söyleyeyim. Mutluluk ya da huzur ufak kalıyor çünkü. Başka bir kelime bulmak lazım. Bütün hücrelerinde yaşa, hisset. Hı-hı. Dönüyor mu bir şeyler? Yani. Tamam. Sadece bir yazını görebiliyorum, dönen kişi gibi sanki. Tamam. Ama karanlığın içinde beyaz bir görüntü sanki. Yani arka duvar siyah. Zemin siyah. Zemin göremedim ama tamam. Sadece beyaz ve karşıdaki duvar. Tamam, tamam. Ağlamak istiyorum ama bu acı bir ağlama değil. Değil, evet, mutluluk ağlaması. Bırak onu, gözyaşlarını döksün, dökülsün, izin ver ona. Çok güzel bir şey o. Bildiğin bir şey. Yaşa onu. Ruhun hissettiriyor sana onu. Bütün hücrelerinde hisset. Sanki çadır mısın? Neler, tüyler falan var. Neler var? Tüylü, tüylü, tüylü kaplanmış yanında. Tüy üstüne tüylü. Hmm. Öyle sanki üçgen şeklinde kapısı olan küçük çadır mısın? Çadır değil ama ev. Hoşuna geldin. Hadi bakalım. Kocaman, yuvarlak yüzü, yuvarlak vücudu olan birisi gülümseyerek böyle selam veriyor ve karşılıyor beni. Kadın erkek? Erkek. Tamam. Saçı falan yok. Ne hisset? Çok güzel duygular. Hı-hı. Ağlıyorum. Hı-hı. Ağladım, farkındayım, kontrol edemiyorum. Etme kontrol. Kontrol etme. Bir gülümsüyor bana. Kontrol etme. Kontrolü sonra dünyada edersin. Bırak. O anı yaşa. Bak. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne güzel kucak bir... Kucak açıyor. Hoş geldin. Evet. Biz de alacağız şimdi zaten. Hadi siz de yaşayın. Kapının önünde. Şanslı. Sanki beni biliyordun gibi. Sanki beni bekliyormuş gibi. Konuşacaklar sonra. Hadi konuşsunlar. Konuşsunlar, hissetsinler. Telepati yapsınlar. Yapabilirler. Sen çok yüksek bir yerde, özel bir yerde. İnanamıyor çünkü şu anda. Çünkü olamaz diyor, zihni sabot ediyor. Yani olamaz. Mümkün değil ki. Yani nasıl yaşarım ki? Nasıl görürüm ki? Nasıl hissederim ki? Ben kimim ki? Yine geldi gülümseyeri. Sanki içeriye buyur ediyor beni. Girebilirsin belki. Durduğu yer karanlık sanki. Karanlık bir yer. Ama gülümseyeri devam ediyor. Hı-hı. İçeriye gittim. Ama sadece karanlık görüyorum ve sadece onu görüyorum. Fasulye tanesi gibi bir şey. Tamam, mantık yok. Her şey olabilir. Sanki elimi yarım dünya verirdi. Aydınlık sadece beni aydınlatan bir şey. O kişinin üstünde aydınlık güneş var ama başının üstünde. O ışık onun başından benim elime kadar devam ediyor. Yer simsiyah ama ışık yolu. Yani önce genişleyip sonra çok uzaklara giden bir yol. Teşekkür ederim.
adım atmadan geliyor. Kocaman bir ok oluştu sanki. Anahtar mı ok mu? Annem dağın tam tepesinde oturmuş. Bağdaşlarına oturmuş. Ama çok yüksek, çok yüksek. Sanki sonsuzluğun ışığın orada. Yerde. Dağın üstünde yatağı. Her yeri görüyor değil mi? Evet, her yeri görüyor. Sanki ben orada geziniyorum ama burada, burada yatıyorum. Yani oradayım aslında, bedenim de orada gibi. Evet. Mantık yok. Her şey olabilir. Pi sayısı var ya, pi sayısı. Orada pi sayısı var. Güzel bakalım. Bu bir amblem gibi mi ya da bir evet. Sembol gibi yukarıda mı? Evet. O ışığın içinde pi var. Çok rahat nefes alıyorum şimdi. Hı-hı. Yeni ay var ya, yeni ay gibi bir şey. Üstünde tutacak anahtarı var. Şifreler veriyor aslında abi. Sembolik. Şimdi de iki tane tersçi ve ortasından kocaman bir çubuk. Sonra çizer onları. V şeklinde ışıklar var. Sanki tanrısal bir şey. V gibi ama ortasında sapı da var. Tahta gibi orası siliniyor, başka bir şey çıkıyor. Şimdi de yıldız. Ama dört tane bir yıldız. Nasıl dişinin şekli gibi bir şey. Hı, ona benziyor. Evet, ona benziyor. Şimdi yukarıdan kocaman bir göz, çok çok karanlık sanki. Görmeme engellemeye çalışan bir şey gibi. Kocaman bir yaratık gibi. Ama alttan başka gözler olmuş. Alttan başka gözler çıkıyor. Küçük küçük gözler. Başka tohumlar ekilmiş gibi. Benim iki gözlerim değil bunlar. Sanki iki aşk var. Hı-hı. İki kişinin ilişkisi var. Bunlar birbirlerine bağlıymış. Kutsal bir aşk gibi mi? Evet. Bilinmiyor ama bilinmiyor gibi. Ateş var. Çok yaman bir ateş var. Sadece alevi var ama çok büyük bir alev. Ne hissettiriyor alev? Hiç korku yok. Hiç sadece huzurla bakıyorum ateşe. Evet. Sana bir şeyler söyleyebilir. Sanki kayıt vermek istiyor gibi. Hı-hı. Hisset. Sanki küskünlük hissi geldi. Hı-hı. Ben değilim ama. Tamam, evet, hisset duyuyor. Küskün ve üzgünlük. Tabii. Böyle arkasında olmuş. Neye üzülmüş ya da neye küsmüş? Sanki böyle bir sis var. Bir borunun içinde ama temizlenememiş bir boru var. Kirli mi yani? Borunun içine damlayan temiz. Ama boru sisli bir, sisli, temizli bir boru. Kötü bir enerji mi hissettin? Yok, çok kötü değil ama kirli. Tamam. Bir tanrıça geldi, göz damlasıyla temizledi orayı. Hmm. Bir tane yüz, kısa isimli bir yüz geldi. Zodoka mı, Ozok mu? İsmi mi o? İsmi oymuşsun. Zodok mu? Zodok o. Aaa, işte yeşil oldu her taraf. Gözde ama gözde anlasın. Gözüyle ıslattı. Yani göz ağladı, göz yeşildi. Bir damla ıslattı ve her taraf yeşil oldu. Çok güzel. Biz çok yine ağlamak istiyorum ama ya acı değil bu gene. Evet ama. Çok ha, bu kadar gelmiş. Yaşa. Çok. Yaşa, bırak yaşa. Sanki bir şey, bir şey ana demek istiyorum. Sanki bir şey anaymış o. Zodokan'a mı? Nedir? Tanrıça gibi bir şey. Temizliyor. Sanki bulutları da temizliyor. Köklenmeyi sağlayan bir şey bu. Yukarıdaki dumanları, içsi bulutları da ağacıyla ağaç tırmandırıyor yukarılara ve aşağıya. Yemyeşil. Güçlü bir kadın. Yaratıcılığı olan bir şey. Bir damla, gözündeki bir damla ile halleder. Evet, şey. Yaşa. Hepsini. Bütün, evet. Hepsini görüyorsun bak, evet. İzin ver. Muhteşem. Muhteşem duygular böyle. Anlatılmaz yaşanır. Çok huzurlu. Duygularım çok yoğun. Evet. Hep ağlama hissi ama bunlar. Çok güzel. Hepsi acı değil. Çok güzel. Ağrı değil. Evet. Ortası güneş kenarları. Hı hı. Genişleyen yıldızlar gibi böyle mandalama deniyor bana. Hı hı. Küçük mağara gibi ama eski anıt mezar gibi bir şeyler bilsin misin? İçinde ışık, kara delikler var küçük. Dışarıdan gözle mi görüyorsun? İçeriden mi? İçinde yaşıyorum sanki. Tamam. Yeşile ve mora dönüşüyor ışıklar. Taştan da heykel gibi mi böyle? Evet, çok güçlü, kocaman bir şey var. Ama ters duruyor. Sanki yerin altında kalmışlar. Sanki orayı seyrediyorum ben. Çok güzel bir yer. Bütün ağaç, orman ve büyük bir köprü.
gözle seyrediyorum orayı. Hızlı bir şekilde kayıyorum. Aşağı doğru kayıyorum. Seyretmek isterken kaydım. Benim yolum başka. Dönmem lazım oradan. Yine bir tane daha kadın. Tanrıçanın gözü bu. Yeşil bir göz. Ama bu çok mağrur bir göz. Güneşin yanında duran bir göz. Yeşil ışıklı, sevgi dolu bir göz. Ve o da bir tanrıça. Mağrur ama o. Anne gibi değil. Güneş tanrıçası. Çok güzel bir kıyafet giymiş. Şesmini. Elimde de bir şey var. Aslında o benim ama şey gibi ama çok güçlü o. Amerika'nın simgesi gibi. Evet, ona benziyor. Ama kıyafeti falan düşeyse benziyor. Dokunulmuyor gibi duruyorum. Kullanmayan gibi. Uçan yaratık da var burada. Çok esrarengiz. Onu hiç hissetmiyorum. Tamam ama bir çok enerji esrar... düştü. Hisset sen... o mistik mi? Bir ya da... Evet, ben orada ışığım. Ben orada oluşmuşum. Ben orada yayılıyorum. Ama başka güçler de var. Sadece saflık yok orada. Tamam. Yani güçleri de hisset. Evet. Zarar verici şey. Değişik bir kuş var ama karanlıkta duruyor. Küçük mü, büyük mü? Büyük. Hı-hı. Haberci kuşumuz. Hisset o renkleri şimdi. O ışıkları, huzuru, mutluluğu, sakinliği, dinginliği, güzel hisleri. Hadi teşekkür et her şey için. Sonsuz teşekkürler. Bana bu yolculuğu yaptırdığı için ruhuma, bedenime, zihnime, her şey için sonsuz teşekkürler. O huzur frekansını deneyimlediğim için. Hadi bir iki cümle söyle ve sonra yavaşça bitirelim çalışmayı. Zaten bunları hissettim zannediyorum ama şunun daha da güçlü huzurunda daha üst frekansları var arkadaşlar. Ve dünyasal huzurla kıyaslayamaz bile. Aynı orantıda değil ya. Aynı frekansta değil öyle söyleyeyim. Maddesel bir huzur değil. Manevi bir huzur. Ve çok manevi güçlü. Bir güçlenme. Bir bedelsiz ya da karşılıksız bir huzur. Oh. Her şey için sonsuz teşekkürler. Ve istediğin zaman yavaş yavaş bedenini hissederek bu dünyaya gelebilirsin. Ben söylemek istediğim her şey sevgiye bağlanıyor. İçinden akarak geliyor baba. Final o zaten. Çok yoğun duygular içerisindeyim. Çıktığım yer çok güzeldi. Karşıladığım, misafir edildiğim yer çok güzeldi. Çok güçlü birisi, özel birisi beni çağırdı. Sanki bir yerden biliyorum ama nereden bildiğimi bilmiyorum. Bulursun özel... onu. Taş üzerinde yazılar var. Ki onları yazabilirsin, çizebilirsin bile işaretleri. Çünkü çok net gördüm. O kadar net, her şeyi o kadar net gördüm ama şey... Aydınlıktı böyle hani şey, çok... puslu değil, sisli bir... Yok. Net. Ya bir tane Sadok gibi, Tara gibi, yani iki tane ağ ya da iki tane oğlu, şey Tanrıça gibi. Buldular çok zaten aklımda. Onu. Evet, hep... Analıkla ilgili, annelikle ilgili sevgiyle dolu olan sanki tanrıçalar dizildi. Gördüm açık ve net olarak gözümde. Bir tanesi çok mağrurdu. Güneşin içinde yeşil, yemyeşil, sevgi dolu, sevgi timsel bir şey. Kendim de çok etkilendim ve o kadar yoğunum ki hala geçmedi yoğunluğum. Evet, bugün sabaha kadar sen bulacaksın o sembolleri, yapacak bir şey yok. Yarın ama eğitim devam güzel. Ediyor. Teşekkür ederim. Çok güzel. Olacak daha. Çünkü şu anda bize dedim ya 3'te 2 maksimum 3'te 2'sini ifade edebildi. Görüyor ama konuşamıyor. Evet. Yaşıyor ama yok. Kabul edildiğim, misafir edildiğim yerde şok ayıp. Size bir şey paylaştım ya bir çalışmada. O çalışmanın içerisinden çıkmak istemedim. Çok güzel bir şeydi. O duyguyu hissetmek istedin. Evet şimdi onun çok üstünde bir şey bir haldeydi. Bunlar neydi? Ve bu final oldu. Çok güzel. Şimdi ben bunları şey parça parça şey yazmak istiyorum, hatırlamak istiyorum. Hatırlayacaksın ve, zaten. Hiç unutmayacaksın. Net gelecek. Kendimi şanslı hissediyorum ben. Öylesin bu çalışmada ben... Bunu beklemiyordun değil mi? Hiç beklemiyordum. Ama en son çalışma biterken artık kendime gelirken sanki şey kapılar artık kapandı. Öyle oldu. Teşekkür ederim. Her şey için. Evet, bu deneyim içinde size de teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ruhuna teşekkür et. Zihnine teşekkür et. Çok huzurlu hissediyor musunuz? Sadece ben mi hissediyorum? Huzurluyuz hepimiz.